gelmişsin, beni burada getirmişsin Ataman. Yıldırım'ın niye böyle bir karar aldığında hiç kimsenin bir fikri yok. Bir suç örgütü değiliz, biz Fenerbahçe taraftarıyız. Herkes de Fenerbahçeli. Kimseden bir menfaat beklentimiz yok. Sonuçta para verip kombin almış insanlar. Tek biz değil, çoluk çocuğu olan da giremiyor. İnsanlar seviyor. İnsanlar Ersun Yanal diye bağırabilir. Az Yıldırım diye bağırılınca niye bir sıkıntı yok? O da başarılı madem. Aile ortamı kalmadı artık Fenerbahçe'de. Toplu olarak pazartesi günü dava açıldı. Gelen istihbarat üzerine kombini iptal ettim diyor. Öyle yazıyor açıklamasında bugünkü. Öyle bir istihbarat da benim kombinemi iptal edemez. Bir tane Aziz Yıldırım diye bağıranlar dedi mi bu tribün neden boş? Neden Fenerbahçe seyircisiz oynuyor? Adam kendi kafasına göre boş tribünlere oynatıyor takımı. Biz paramızla bilet almak istiyoruz, bize bilet satmıyor. Siz ne kadar ödediniz bu kombinelere? 1 milyar 300 milyon. Biz şimdi Alex diye bağırıyoruz. Alex'i seviyoruz yani, Alex diye bağırılabilir abi, bu çok normal. Sen böyle mi susturacaksın insanları? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Giremeyecek miyiz abi o stada? Çocuğuyla beraber gelen kişiler içeri giremedi. Kombinesi iptal olmuş. Dün çok kişi gördüm ben yani, orada konuşuldu. Bazı kişiler vardı hani, biz her yerde Aziz Yıldırım'ı destekledik. Biz onu seviyoruz, biz de içeri giremiyoruz diyen insanlar da var. Fenerbahçe'de sanki Aziz Yıldırım'ın üstü yok. Tek o var. Yok zaten. Ne derse o oluyor. Açık ve net. Padişahlık sistemiyle gidiyoruz. Hani Fenerbahçe Cumhuriyeti diyoruz ama padişahlık sistemiyle yönetiliyoruz. U19 maçına gidiyoruz, derazı testlerine bile alınmıyor. Ya bizim dediğimiz gibi kimseden bir beklentimiz yok. Bize sadece bıraksınlar bizi, biz biletlerimizi alalım, gidelim takımımızı destekleyelim. Her yerde hani her koşulda ne olursa olsun biz maça girmek istiyoruz.